Değerli izleyiciler, yine Ankara'dayız. Çubuk olsun, çabuk olsun dedik. Ankara'dan ayrılamıyoruz. Sizler için çubuğu hep birlikte gezeceğiz. Ankara il merkezine 35 kilometre uzaklıkta olan Çubuk, tarihte adını ilk kez 1402 yılında Çubuk Ovası'nda yapılan ve Fetret Devri'ni başlatan Ankara Savaşı ile duyurmuştur. Tarihsel önemini bu savaştan alan ilçe, Anadolu'nun Türkler tarafından fethi sırasında ilk ele geçen yerlerdendir. Bu bölgeyi Selçuklu komutanlarından Çubuk Bey ele geçirmiştir. Çubuk adının buradan gelmiş olabileceği konusunda görüşler bulunmaktadır. Türkiye'nin ikinci en büyük uluslararası havaalanı olan Esenboğa Havalimanı ilçe sınırları içerisinde yer alır. Ankara il merkezine yakın olmasına rağmen buram buram Anadolu kokan Çubuk, dünyaca ünlü çubuk turşularının üretim merkezi konumundadır. Her yıl Eylül ayının ilk haftasında Uluslararası Turşu ve Kültür Festivali de düzenlenen Çubuk'taki gezimize başlıyoruz. Ankara bay bay, hele hele memleketim Ankara bay bay. Ocağın yansın çubuk, dumanın tütsün çubuk. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Korktu mu? Yok korktu. Ne konuşacağız? Ne konuşak? Ne konuşak? Adından başlayak ana. Adım Safinaz. Oo Safinaz Hanım. Temel Reis nerede? Temel Reis evde. Tamam, Temel Reis'e şimdi ne yapıyoruz? Ne bileyim, ne yapacağız? Ne yapıyoruz, bu ekmeğin, böreğin, çöreğin adı ne? Ekmeğin, çöreğin adı döşeme söyleriz, döşeme. Çubuk çavundur döşemesi. Evet. Çubuk çavundur döşemesi yapıyoruz sevgili izleyiciler. Ablam burada hamurları hazırlıyor. Anam burada ne, peynir mi? Sizin buranın özel peyniri mi? Özel peynir. Peynirlerin döşüyor herhalde, özel döşeme peynir, ismi de? Özel yağ. Döşeme ismi de peynirlerden mi geliyor? Evet. Döşeme ismini de peynirlerden alıyoruz. Burada fırınımıza atıyoruz, pişiriyoruz. Günde kaç tane ekmek yapıyorsunuz Safinaz Hanım? Günde 300 deneye yaparız. Kim yiyor bu kadar ekmeği? Hanesinde olanlar hep yiyorlar. Ha, satıyor muyuz bunları? Yok, hayır satmayız, kendimiz yeriz. Kendimiz pişiriyoruz, kendimiz yiyoruz. Evet. Biz yiyeceğiz yani. Öyle ya. Sen ne yapıyorsun? Yaşın kaç? Halin vaktin nasıl? Sağlığın saatin nasıl? Bazı hasta, bazı sağlam. Dünyayı dolaştık yavrum işte. Dünyayı dolaştın mı? Dolaştık. Nerelere gittin? Dere tepe dolaştık. Ha, bizim dünyamız deremiz tepemiz. Çubuğun, evet. Çavundur'un deresi, tepesi. Öyle ya. Bostanlığa gittik, Bağ'a gittik, geldik diyelim hesabı. Hadi bize bir türkü çığır. Ben bilmeyi attım. Bilin bir türkü çığır hadi. Ablam kolay gelsin. Ne yaptık burada şimdi? Burada arkadaşım incelttiğini burada pişiriyoruz. Ablamız inceltti. Safinaz Hanım üstüne peynirlerini döşedi. Sen de burada fırını attın, pişti. Son nokta olarak da burada ne yapıyoruz? Topluyoruz hep birlikte. Kaç saat sürüyor? Ne kadar sürüyor bu iş? Vallahi hamurun pişmesine bağlı. Yani akşama kadar yapıyor musunuz burada? Burada herkes yapar akşama kadar. Kışın yoluyor da yazın biraz sıcak değil mi? Yazın da yapıyorsun. Peki, kolay gelsin diyoruz analarımıza, turumuz devam ediyor. Çubuk olsun, çabuk olsun. Burada köyde lanetler çay içiyor. Şimdi onların yanına gidelim. Nasılsınız abi? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Çavundur'a geldik. Baktık burada biz ekmeğimizi yaptık. Burada da çay içiyoruz. Belki abi, bir kısmetimiz vardır diye uğradık. Teşekkür ederiz. Tanıyalım sizi abi. Ben Yukarı Çavundur Mahallesi Muhtarı Ahmet Kuru. Oo, muhtarımızı yakalamış o zaman. Muhtar abi ne yapıyoruz burada? Şu anda ekmek yapıyoruz. Burada da mı ekmek yapıyorsun? Her yerde ekmek yapıyorum. Bayanlar fırında ekmek yapıyor, biz de sohbet ediyoruz.
İçeride mahalle. Bayanlar çalışıyor. Siz evet. de burada keyif yapıyorsunuz. Evet. Ekmeği de almışsınız buraya. Evet. Evet. Bize bir bardak çay evet. düşer mi? Tabii ne demek. Peki tabii. hani. Hadi kısmetimize şöyle bir bardak çayımızı da alalım. Bismillah. Şimdi burası yukarı Çavundur köyü. Evet. Evet. Ne yaparız burada? Ne içeriz? Ne yeriz? Burayı bize kısaca bir anlat abi. Burada ne yaparız, ne yer, ne içeriz? Güzel bir soru. Bizim bu yöremizin gelir kaynağı hayvancılıkla vişne üzerine. Vişnemiz çok meşhurdur. Geçim hayvan, genelde hayvancılık üzerine. Bu yörenin başka da bir gelir kaynağı yok. Kırsal alan olduğu için genelde hayvancılık ve vişne üzerine. Hayvanları kurban için mi yetiştiriyoruz? Kurbanı yapan da var vatandaşlarımızdan. Damızlık olan da var. Yani üretim amaçlı. Hı hı. Üretim amaçlı da çok hayvan yapan var burada. Çabuk olsun, çabuk olsun. Doğru. Nedir o? İşte onu biliyorum. Ya, biliyoruz ama. Çabuk olsun, çabuk olsun. Evet. Çabuk olsun. Adı ne bunun? Amacı ne? Amacı ne? İzleyicilerimiz anlamadı ki. Çabuk olsun, çabuk olsun. Ne çabuk olsun? Her şey çabuk olsun. Çabuk olsun, çabuk olsun. Röportajımız çabuk olsun. Röportajımız çabuk olsun. Cevap alacağımız yeri bulduk. Çabuk olsun, çabuk olsun. Çalışmalar iyi olsun. Çalışmalar iyi olsun. Muhtarımız çalışsın. Muhtarımız çalışsın. Emmi'yi yakaladık. Bastonları almış. Bize doğru bakıyor. Emmi ne yapıyor? Acaba bu adam nereye bakıyor? Canlar yakıyoruz diye. Ne yapıyoruz? Aydos'a bakıyoruz, canlar yakıyoruz diyorum diye. Adın ne? Ahmet Bostan. Ahmet amca geçmiş olsun. Sağ ol. Neyin var? Ayak kırıldı. Nereden kırıldı? Kurbanlık bastı. Getirirken kurban yine keserken zile getirirken önünden çekerken vurdu, yuvaladı, bastı. Ayakları üç yerinden vurdu. Çok geçmiş olsun. Ben de şöyle zannettiydim. Akşamleyin sen bulaşıkları yıkamadın diye annem ayağını iki yerinden kırdı neyim zannettim. Ananın vurduğu kırılmazdı. Çünkü ana vuraydı. Ana da vuruyor mu bacaklarına? Belli mi olur? Belki vuran ana çıkar. Anam! Ana mı? Ben ana derken ananın yengenden bahsettim. Ölmez. Ölmez. Ana vursaydı kırılmazdı. O ayrı. Ben yengemden bahsettim anam derken. İşte bu ana işte. O da vuruyor ama kırılmıyor. O da vuruyor ama. Yaş kaç? Şükür. Maşallah genç gösteriyorsun. Üç saat. Ne yaparsın burada? Ne yer, ne içersin? Burada işte mağazalık yapıyoruz. Hayvancılıkla geçiniyorsun. Hayvancılıkla geçiniyoruz işte. Yaylada da hava alıyorsun. Yaylada hava alıyoruz işte. İnek de basıyor, ayağımızı kırıyor. Ondan sonra düzelsin diye böyle egzersiz yapıyoruz. Böyle izler çekiyoruz. Hadi bakalım, geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ettik size de. Sağ, kolay gelsin. Hadi sağ, sağ. Anam bize el sallamış da yukarılara çıkmaz mıymışız? Aha, kapılar ne kilitlemiş vallahi ha. Selamun aleyküm. Selam, aleyküm selam. Kurban olduğum adın ne? Satan. Satan ha. Sen ne örüyorsun burada? Oturuyorum yani. Bize niye el salladın bir anlat bakayım. Hatırlısı salladım yavrum. Yeni nesil birilerini gördüğü zaman artık selam bile vermiyor. Anam eski toprak, kurban olduğum bizi gördü, yavrularım yanımıza gelsin diye el salladı he. Cansın, can maşallah. Ana kaç yaşındasın? 82. 82, maşallah, maşallah, maşallah. Birisin, amca yaşıyor mu? Yok, amca 33 sene oldu. 33, erken gönderdin. Tabii bu vahşi cazibeyi amca mı dayanır? Ben 48 yaşındayım. He, daha gençmişsin. Amca kaç yaşında vefat etti? 54. Aranızda fazla da bir yaş yokmuş. Yok. Nerede tanıştınız? Bu köyde miydi? Köyde. Nasıl tanıştınız? Bir anlat bize. Bize bir anlat. Nasıl tanıştın? Tanışmadan. Niye gözleri aldın? Görmeden? Gördük. Koymuşum. Buluşmadınız mı hiçbir yerde? Yok, yok, yok. Aha. Önceden böyle bir şey yoktu değil mi? Yok. Buluşma yok. Gördük, aldık, verdik. Hayırlı olsun. Önceden arkadan bilmiyorum. Düğününde burada oldu mu? Tabii. Burada yaşadın, amca da burada yaşlandı, burada rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin, sen de burada hayatına devam ediyorsun. Devam ediyorum. Kimlerle yaşıyorsun, çoluk çocuk? Çoluk çocuk, hep aynı çocuklar. Hepsi çocukla yaşıyorlar. Sen ben burada yalnız mısın? Ben yalanım. Ne yiyorsun, ne içiyorsun, nasıl böyle tek başına Allah ne öldüyse onu yiyor. Korkmuyor mu köy yerinde? Ne var korkacak yavrum? Doğru söylüyorum. Vallahi. Niye korkayım? Doğru söylüyorum vallahi. Gelmişsin 8'den yaşma, niye korkacağım?
Bu yaştan sonra vallahi herkes bizden korksun. Kesin anam. Kesin de korkmadım da şimdi. Anam Allah uzun ömürler versin. Anam kurban olduğum. Hadi selametle. Hadi güle güle. İşin rast gelsin. Hadi sağ ol. Sağ ol. Şu çubuk havasına su koyun turşusuna, şu çubuğun havasına su koyun turşusuna. Yeter ki alem olsun acımaz parasına, yeter ki alem olsun acımaz parasına. Ocağın yansın çubuk, dumanın tüssün çubuk. Kusura bakma canır kardeş, bakamıyorum çar çabuk. Arif! Bizde içende çok olur, sabahımız gece olur. Bizde sevende çok olur, sabahımız gece olur. Davul zurna saz avrat başımıza tac olur. Davul zurna saz avrat başımıza tac olur. Ocağın yansın çubuk, dumanın tüssün çubuk. Kitaplar seni yazmış, efeler yurdu çubuk. Ekmek arası, kaşar, çubuklu, yaşar sevgili izleyiciler. Abi ne güzel bir karşılaşma, ne güzel bir karşılaşma. Allah razı olsun. Seni böyle mekanda ziyaret etmek de gerçekten çok güzel abi. Şöyle bir geçeyim, şöyle bir geçeyim abi. Abi çubuğa geldik. Evet. Dediler ki ekmek arası kaşar, çubuklu yaşar. Ekmek arası sucuk kaşar, yine geldi çubuklu yaşar. Yine geldi çubuklu yaşar. Evet sevgili izleyenler, şimdi ise Çubuk Çit Köyü'nde alabalık tesislerindeyiz. Sizler için alabalık yakalamaya çalışacağız. Ama bugün su biraz bulanık. Bulanık olduğu için belki tutarız, belki tutamayız ama Ali dayım bize inşallah yardımcı olacak. Ne oldu? Dün yağmur yağdı. Hareketi gördün abi. Dün yağmur yağdı abi. 2 kilo boya getireydik de ikinci kata taydık. Olma mıydı? Su bulandı. Çaydan bayağı bulanık su geldi. Ali dayım. Sular bulanık. Şöyle, şöyle kameraya doğru Ali dayı. Sularımız bulandı. Bulandığı için de bize bugün balık gösteremeyecek misin? Balık satış havuzunda var. Oradan çıkartabiliriz. Satış havuzumuzda var. Bir iki tane çıkarız. Pişirir yer miyiz? İstiyorsanız pişiririz. Vay kurbanım sana. Ali dayı, ne yapıyorsun sen burada ya? Ben burada işte balıkla uğraşıyorum. Şimdi evet, Ali dayı, bize buradan biraz balık tut. Balık tutmayı göster. Balık nasıl tutulur onları bir öğrenelim. Şimdi burada kepçe var ama tutabilir miyiz, tutamaz mıyız bilmiyorum. Pişt, pişt, pişt. Kedi balığı sever mi Ali dayı? Dur. Ben şöyle tek elimle bir tutmaya çalışayım. Neyi yakalayamıyorum? Vallahi hepsini tutacağım şimdi. Geldi. Al. Ne oldu? Ali dayı tek elle ben böyle balık tutuyorum. Vallahi sen iki elin. Bir de sen tut bakayım hadi. Sen gel kaç tane hadi. 5 tane ben yakaladım. Sen gel. Vallahi. Irmak'ta balık tutmak, bu bulanık suda balık tutmaktan daha basit sevgili izleyenler. Ali dayım burada bu kış şartlarında, zor şartlarda balık tutup insanlara satıp ekmek parasını çıkarmaya çalışıyor. Allah yardımcısı olsun. Ali dayı hızlı. Hadi bastır Ali dayı, hadi Ali dayı. İttir Ali dayı, geliyor Ali dayı. Ali dayı düşme. Oh! Dök yere dök. Dök yere. Dök. Oh. Dur. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Ay oy 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 oy. Oyna.
Şimdi de Ali dayının kızlarının bekçisi Şans'ın yanındayız. Şans merhaba. Ses yok. Diyor ki siyah olduğuma bakmayın diyor. Şans diyor, getiririm ben size diyor. Abi girip oradan bir iki yumurta alabilir miyiz ya? Akıllı ol diyor. Alabilirmişiz. Şöyle geçelim. Pinliğe doğru gidelim. Görmeden. Anam köpeklere bak. İki tane yumurta bulduk. Bir tane kaz yumurtası, bir tane de şansın yumurtası. Gördüğünüz gibi her şeyin küçüğü tatlı sevgili izleyiciler. Sevgili izleyenler, burası da Çubuk'a geldiğimiz zaman görmeden geçemeyeceğimiz meşhur Karagöl. Yazın derinliği 82 metreleri bulan ama şu an görmüş olduğunuz gibi buz tutmuş hali. Hep birlikte görelim. Çubuk gezimizde bir kahvenin 40 yıl hatırı varmış ama 40 yıllık bir de ustamız var. Bakalım neleri var. Hadi hep birlikte görelim. Selamun aleyküm. Meşhur çorbacı Yanık Usta. Evet efendim. Memnun oldum Caner ben. Nasılsın usta? Sağ ol abi. Meşhur 40 yıllık ustamız çorbacı Yanık Usta. Evet. Niye yandın usta? Soy ismim Yanık. Ha, soy ismimiz Yanık. Yanık Usta neler yapar? Babayı mı hiç görmemiş? Babayı hiç görmemiş. Ha, babasından dolayı Yanık. Lakap değil. Ustam neler yapıyoruz? Burada işkembe çorbası. Ayak paça, kelle paça, mercimek, bunlar meşgul işkembe çorbası. Sakatat ürünleri. Evet. Kaç yıldır? 64'ten beri çalışıyorum. 64'ten beri 42 yıldır. Evet. Kaç yaşındayız? 43-44 gösteriyorsun. 2 yaşında mı başladın abi? Yok. 65 yaşındayım. Bir tadına bakalım. Şimdi biz burada övüyoruz övüyoruz da. İyi mi kötü mü? Tadı güzel mi değil mi? Samırsak değil mi? Samırsak da koy. He. Ben samırsaksız yiyemem. Samırsak, bol samırsak. Ağzımızda şöyle buram buram koksun. Meşhur oldu. 25 lira kilosu. 25 lira mı? Vallahi bu yıl her şeye zam gelmiş. Şöyle, şu üstündeki ne, sarımsak mı? O tereyağı. Tereyağı mı? Mis gibi olmuştur. Yanık Usta'nın sarımsaklı neyi? İşkembe. İşkembesi. İşkembeden atmıyoruz. Gerçekten on numara. Orada bir manidar bir şey var. O ne ya? Onu bir okuyalım gel beraber seninle. Diyor ki bu işkembe aklı, yo bu işkembe alır aklı, yaptığı şöhret haklı, içinde hayat saklı, hele olursa sarımsaklı. M Yanık Usta. M ne? Muzaffer. Ha, Muzaffer Yanık Usta. Muzaffer Usta. Çorban Bektatlı. Hepsi birbirinden katlı. Tadına baktık gayri. Sakla zamanı, gelir zamanı. Hadi devam edelim o zaman. Atamızı sevmenler karşıladı dikmende. Atamızı sevmenler karşıladı dikmende. Şanlı tarihimizi yaşıyoruz sayende. Şanlı tarihimizi yaşıyoruz sayende. Değerli izleyenler, burası ise Bekir Ağlar Konağı Çubuk Müzesi. Burada biz kendimiz gördük, sizlere de göstermeden geçemedik. Görmüş olduğumuz gibi burada eskileri anımsadan kalay yapan amcalarımız, nal çakan dedelerimiz, eskiye dayalı burada at arabası, bunun adı neydi abi? Çarık, ondan sonra hala, sicim, çan, sonrasında saman balyeleri gibi burada yine yorgan sırıyan, yani diken dedemiz, atalarımız, dedelerimiz, halı kilim dokurlar bilirsiniz. Burada da eskiyi anımsatan ama gerçekten tarihi bir tezgah. Burada yine mumyadan yapılmış teyzemiz bu kilimi dokuyor, görüntüsü veriyor ve bizlere eskiyi geçmişe götürüyor. Burada ise eski çubuk canlandırılmış sevgili izleyiciler. İnsanın
şu anda bile orada olası geliyor. Gel abi. Burada yine eski köy evleri, ninelerimiz, analarımız. Burada bak ekin biçiyorlar. Küpler, müpler, her şey. Anam, 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 anam. Bunların içinde ne var bilmiyoruz ama bunlar da ta eskilerde kullanılan çömlekler, sepetler, kayıklar, tekneler, dibekler, süt yayıkları, ayran yayığı. Abla, ondan sonra dedem rahmetli burada Kur'an okurken geçmişin güzel kızları ama bizim ninelerimiz, ebelerimiz burada dibek döverken, ayran yaparken, yine burada eski gelinlerimizin gerçeği, şu anki gerçeği yansıtamayan, yani yeni gelinlerimizin gerçeği yansıtamadığı işte gerçekler. Yani eski gelinlerimizin gerçek elleriyle ördükleri örgüler, danteller, biçkiler, takunyalar, havlular. Bakayım. Vallahi güzelmiş ha. Gelin o zaman güzelmiş ama. Danteller, yatak örtüleri derken dönüyoruz arkamıza ve plaklar. İşte zurnanın dediği yere geldik. Burası da Ben yanlış anlamışım. Sünnet çocuğumuzun yeriymiş. Yani insanoğlu işte heyecanlanıyor böyle şeyleri görünce. Burada da eski ebelerimizin, ninelerimizin görmüş olduğunuz gibi kıyafetleri sevgili izleyiciler. Bir şeyi de söylemeden geçemeyeceğim sevgili izleyiciler. Ankara'nın Çubuk ilçesi en çok şehit veren ilçemiz. Görmüş olduğunuz gibi burada şehitlerimizin mektupları, isimleri, resimleri, boy boy burada asılı, mekanları cennet olsun, toprakları bol olsun. Oh, 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 maşallah, maşallah, hoş bulduk, hoş bulduk abi. Hoş geldiniz. Hayırlı işleriniz olsun, hayırlı işleriniz olsun. Abi, isim? Benim isim Ahmet. Ahmet abi, hitap için istedim. Ahmet abi, kaç çeşit turşumuz var ya? Abi 40'ın üzerinde turşu çeşidimiz var. 40'ın üzerinde çeşidimiz var. Çubuk denilince ilk akla gelen şey turşu abi. Evet efendim. Turşunun ne özelliği var? Siz nasıl bir turşu yapıyorsunuz ki bu kadar meşhur, bu kadar damak tadına insanlar düşkün? Caner Bey, bunun içerisinde %99 sevgimiz var. Yani sevgimiz, dur, buranın orada suyu. Dur, evet. Orada dur. Sevgimizi katıyoruz sevgili izleyiciler. Sevgimiz. Turşuyu herkes yapabilir ama herkes sevgisini katamaz. Evet. Ahmet abim sevgisini katıyor. Evet, sevgimizi evet, katıyoruz. Abi. Sevgimizi katıyoruz ve buranın sebzesi özel yetişiyor. Sera değil tabii. Kendimiz yetiştiriyoruz, özel yetiştiriyoruz. Özel bir ustalarımız var, onlar yapıyor. Ve bu buranın suyundan, tadından, Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu buraya bir nimetten dolayı bizim bu turşumuz meşhurdur. Bu nimetleri turşuya dönüştürerek bizlere sunarak damak tadımızı bizlere tattırıyorsunuz. Evet, çok güzel. Peki kaç çeşit turşumuz var demiştiniz? Yani 40 çeşit. 40 çeşit içerisinde kaç tanesi aklında şu anda? Salatadan, salatalık, biber yani hepsi aklımızda. Peki bunlar kendi evlatlarımız gibi. Olmayan turşu var mı? Turşu yapmadığınız bir şey var siz mı? Siz ne istiyorsunuz mesela? Ne istiyoruz? Salatalık vardır, domates vardır. Vardır, evet. Acur vardır, var, biber vardır. Var efendim. Var efendim. Ne olsun, ne olsun, ne olsun, ne soralım, ne soralım. Taş var mı? Taş var efendim, ya taş da var. Ya git abi. Abi. Taşın turşusu efendim. Yani var yani siz ne istiyorsunuz? Pes. Peki. Evet efendim. Söyle. Yumurtanın turşusu var mı? Kimsede olmayan yeşil yumurtanın turşusu efendim. Bakın yeşil yumurta. Bu normal yumurta da değil. Yeşil yumurta. Baba bana bak ya. Bana bak ya. Biz burada biraz daha fazla durursak bizim de turşumuzu kuracak Ahmet abi. Ahmet abi. Tamam eyvallah. Taşın turşusu var. Kurban oldum. Bu taş yenmiyor ki ya. Abi bizim bölgemize çıkan çok güzel bir taşımız ve bu dünyaca meşhur olan taşımızı biz bu şekilde sunum yapmak istedik. Hem turşu olarak hem de millet görsün dedik. Bu taşın adı ne? Akik taşı. Ha, akik taşı, evet. Tesbihle yapılıyor bunlar. Evet, tesbih, yüzük, her şey yapılıyor. Maşallah, evet. Vallahi sevgili izleyiciler görmüş olduğunuz gibi yolda bir şey bulsalar onun da turşusunu yapıyorlar. Üzerine de bir şey koyuyoruz. Evet. Vallahi acı abi ya. Acı değil. Ya şaka yaptım ya. Değerli izleyenler inanın
hani tabir vardı ya, lokum gibi kelimesi artık çok fazla kullanıyorum ama kıtır kıtır ve gerçekten muhteşem olmuş. Çıtırtıyı buradan duydum. Tamam, çıtırtıyı buradan bakın. Peki bu lahana nerede yetişiyor? Bizim burada. Ha, siz kendi yetiştirdiğiniz taranalar şey taranalardan, ya vallahi aklım Beypazarı'nda kaldı. Beypazarı kulakların çınlasın ya. Tarhana neydi? Tarhana tartar, karnımı yırtar, baklava amca gel beni kurtar falan. Evet. Beypazarı'na çok teşekkür ediyoruz. Geçen hafta bize misafirperverliklerini, insanlıklarını, doğal güzelliklerini yaşattılar. Buradan selam, saygı sunalım hepsine. Şimdi tarhana değil, şeyi lahanamızı tadalım. Aa, bu da çok güzel. Evet değerli izleyiciler, bu haftaki durağımız Çubuk'ta. Turşuları yedik, börekleri yedik, bazlamaları yedik, gezdik, tozduk. Sıra neye geldi abi? Stres atmaya, yorgunluğu atmaya. Hayır, ekmek arası kaşar, Çubuklu Yaşar. Şapkalılar gelsin, şapkalılar. Ali dayı. Arabası uçan tenike, tüp taktırmış az yaksın diye. Dolaşıyor çangırı çorumu bizim alemci Ali dayı. Ali dayı, Ali dayı, gece de yedin tarlayı dayı. Caner dayı, Caner dayı, bu gece de yedin bazlamayı dayı. Yine 60 LPG gazı dolaşıyor hoş derecena. Oralarda sana göre bulunmaz basket padimenin yanına dayı. Ali dayı, Ali dayı, bir gecede yedin arabayı dayı. Ali dayı, Ali dayı, bir gecede yedin hasılatı dayı. Aydos yaylasında yaylayamadım anam, yaylayamadım. Divane gönlüm anam eylemedim, divane gönlüm. Garip kardeşime söyleyemedim anam, söyleyemedim. Ay karanlık bir gecede vurdular beni, beni ölmeden mezara koydular. Kapıları kapamayar, bacaları tıkamayar. Kapıları kapamayar, bacaları tıkamayar. Hiç boşuna saklamayar, yar odanda zil sesi var. Kız odanda zil sesi var, vay. Hiç boşuna saklamayar, yar odanda zil sesi var. Kız odanda zil sesi var, vay. Neden bize gelmiyorsunuz derseniz eğer canerleanadolu@flashtv.com.tr adresinden bize yazabilirsiniz. Biz de size gelebiliriz. Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Haftaya başka diyarlarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın.